Kemal Sayar, yavaşla. Bu dünyadan bir defa geçeceksin. Ben gelmedim dava için, benim işim Sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim Yunus Emre. Ön söz. Neden yavaşlamaya salık veriyoruz? Çünkü yavaşlık, hızın temsil ettiği sorunların bir ilacı. Zaman yoksulluğu, stres, düşmanlık, eşitsizlik, çevrenin ve medeniyetin tahrip edilmesi gibi bir dizi sorun doğuran hız kültürü hayatı sığlaştırıyor. İnsanlar hayatlarını iş, ev, televizyon ve alışveriş üçgeninde geçirirken durup düşünmeyi, kendi içine bakabilmeyi, sevdiği bir insanın yüzünü seyretmeyi unutuyor. Anın içinde gömülmeyi, teknolojik zırıltıdan kaçıp saklanarak kendimizle baş başa kalmayı, bir ekran karşısında olmaksızın zamanı tecrübe edebilmeyi ve hatta bir sofra etrafında uzun sohbetler yapmayı giderek unutuyoruz. Yavaşlığa taraf olmak, adalete, barışa ve çevreye taraf olmaktır. Ötekiyle bir bağ kurmaya ve merhamete talip olmaktır. Sabırsızlık, nicelik yanlısı, sığ, kontrolcü ve agresif hızlıya karşı, nitelik yanlısı, derin, sakin, sezgisel ve özenli olanın tarafını tutmaktır yavaşlık. Gıdanın şükrünü eda etmektir. Hayatın her anını kıymetlendirmek, insana güzel bir nazarla bakmayı bilmektir. Yavaşlığa benim en çok okunan kitabım. Buradaki yazıların günümüzün hız toplumuna sadra şifa bir şeyler söylediğini düşünüyorum. Modern hayatın keşmekeşi içinde sevdiklerine ve kendi ruhuna vakit ayırabilen, anın getirdiği imkanları layıkıyla değerlendirebilen kaç kişi kaldı? Sanal ve gerçeğin birbiri içine girerek melez yaşama biçimleri ürettiği bir dünyada yavaşlık aslında bir sahicilik arayışıdır. Hayatın özünü oluşturan ve maddi olanla değiştirilemeyecek değerleri yeniden baş tacı etme arayışı. Bugünün dünyasında yavaşlayabilmek istiyorsak akıllı telefonlarımızı kapatabildiğimiz, ekranları fişten çekebildiğimiz, yoğunlaştığımız bir uğraşla saatlerin nasıl geçtiğini fark etmediğimiz zaman kovuklarımız olmalı. Ancak o kovukların içinde ve çılgın kalabalıktan uzakta ruhumuzun ve kainatın seslerini dinleyebiliriz. Gök bize bağırmaz, rüzgar ve dağ bağırmaz. Onları duymak için biraz sessizleşip kalbe dönmeliyiz. Kalp kendisine usulca söylenen her güzel sözü duyar. Çünkü sakin olan güzeldir. Yavaşlık sadece hızın azaltılması değil, aynı zamanda bir telaşsızlık hali. Yetişecek bir yerimiz yok. Burada ve anda olanın tanığıyız. O yeni şimdinin içindeyiz. Kimliğin yağmurun içindeki müziği duymak için sessiz olmak gerekir. Sessiz ve yavaş. Çekirgelerin sesini, insanların iniltilerini, şırıldayan bir dereyi duymak için yavaş gitmek gerek. Yavaş giden hikaye biriktirir. Acele eden ecele gider. Sükunet, içinde yaşadığımız dünyanın güzelliğine aşık olmaktır. Bu baskıda yeni yazılarla zenginleştirmiş olarak karşınıza çıkan yavaşla hayata çağrı yineliyor. Hayatla bağ kur, onunla dönüş, genişle ve onu genişlet. Ruhunun nefes almasına izin ver. Sevdiklerinin seni görmesine izin ver. Her şey bir mucize, sen bakmayabilirsen. Mucizeyi kaçırma, dur ve seyret. Bu hayattan bir defa geçeceksin. Kemal Sayar, Ocak 2018.